tartışıyoruz. Azkalı mı diyelim, Azka Türkleri mi diyelim? Bu da tartışma. Batı Trakya Türkleri diyor, Kırım Tatarları, Kırım Türkleri, şu Türkleri, bu coğrafi bir isimdir. Buna yüksünecek bir şey yok. Erzurum'da yurt dışında kalmış olsaydı onlar da Erzurum Türkleri olarak anacaktı, problem yok. Ama sınırın içinde olduğu için böyle bir şey demiyoruz. Kulağın aşılsın lütfen. Başka gene bir şey var. Ya bu Azka Türkleri kimdir? Azka Türkleri diyor, Amasya'dan, Konya'dan bilmem nereden seçilmiş, Osmanlı fethiyle oralara götürmüş. Ya bu da bir yalan, böyle bir belge, böyle bir şey yok. İşte Nedim Hoca da az önce işaret etti. Bakın Gürcistan milli tarihi, Gartlis Çokovrova, ben de orijinali var isteyene göstereyim Fransızca. 1847'de Petersburg'da basılmış. Fransız Kafkasolog Brosse bunu bastırmış. Bütün Anonim Gürcü tarihlerini toplayarak orada Kıpçaklardan ve Hun Türklerden bahsediyor. Ta milattan önce İskender orduları Kafkasya'ya geldiği zaman diyor burada Çoruh ve Kür Irmağı boylarında neresidir Kür Irmağı, Çoruh Irmağı? İşte bu havza. Artvin, Ardahan ve Ahıska. Burada Kıpçaklar ve Hun Türkler yaşıyordu. Kıpçaklar tamam Oğuzlardan başka bir de o da Türk boyu. Kuzey Türklüğü, Güney Türklüğü. Hazar Denizi'nin güneyine gelen Selçuklu Oğuz dalga, Selçuklu Osmanlı dalgası Oğuz Hazar Denizi'nin kuzeyinden, Urallardan Karadeniz'in kuzeyine doğru gelip ta Orta Asya'dan Macaristan ovalarına kadar hükmeden Altın Ordu Devleti sahası Kıpçak Türklüğü'dür. Bunun içinde bir sürü şey var. Birisine de diyorsun, o ben şimdi diyor Kazakhan'dan aynı mıyım diyor. Ben nefret etmişim. Bunlar yanlış şeyler. Ha Oğuz da gelmiş Selçuklularla beraber karışmışız. Bunlar niye tartışıyoruz? Ama bilmemiz gereken bir şey var ki bu topraklar bizim çok eski çağlardan beri ana vatanımızdır. Yani Gürcistan'ın bilinen tarihi de 1118'de gelenleri de anlatıyor. Orada Kıpçak Atabekleri hükümetini de artık biliyoruz. Kendi Gürcü tarihleri de yazıyor. Onun için tartışılacak bir şey yok. Ahıska'da Türk yaşadığı zaman kusura bakmayın Konya'da Amasya'da Türk yok. Kaç tane Türk vardı ona olan bilir. Onun için her şeyimizi tartışma konusu yapmayalım. Önümüze bakalım, geleceğimize bakalım. Ecdadımızın çektiği acıları, ıstırapları. Evet sadece acı iyi yaşayıp da onunla nasıl desem hem acı hem de intihar edebiyatı derler ya o değil. Ama unutmak da faciadır. Unutma. Çünkü Allah göstermesin bir daha yaşarsın. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.